Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 29 Ocak 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. EPDK 3 doğalgaz dağıtım ağını satılığa çıkardı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun verdiği ilanlara göre İnegöl, Yalova ve Çorlu'nun doğalgaz dağıtım şebekeleri satılığa çıkarıldı. Lisanslar dağıtım, genişletme, iyileştirme, bakım ve onarım yapma koşullarıyla 30 yıllığına ihaleyle satılacak. Hidroelektrik enerjinin geleceği masaya yatırılacak. 160 megawatt saat enerji üretebilecek potansiyeli bulunan hidroelektrik enerji sektörünün temsilcileri ilk kez gerçekleştirilecek Türkiye Barajları ve Hidroelektrik Santralleri Zirvesi'nde buluşacak. Zirve 3-4 Aralık 2024 tarihlerinde Ankara Divan Otel'de hayata geçirilecek. Zirvede hidroelektrik enerjinin gelecek vizyonu tartışılacak. İran-Türkiye anlaşması doğalgazda yeni fırsatlar doğurabilir. BOTAŞ'ın eski yöneticilerinden enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, Türkiye ve İran arasında enerjide işbirliğini artırmak için yapılan anlaşmaları yorumladı, dinliyoruz. İran, Türk üzerinden Avrupa'ya gaz ihracını yıllardır çok ister, çok arzular. Bunu da zaman zaman görüşmelerde gündeme getirir. Türkiye'nin üzerinden geçecek bir transit hattında bir kapasite oluştu. Halihazırda da Azeriler zaten Avrupa'ya gaz satıyor. İran bunu gündeme getirecektir. Bunun karşılığında da Türkiye Türkmenistan'a, İran üzerinden Türkmenistan gazına ulaşmayı ümit etmektedir. Aynı çerçevede transit olarak. Belki bu iki konu da müzakere edilirse 2026'dan sonra gaz anlaşmasının yenilenmesiyle birlikte daha geniş kapsamlı doğalgazda bir işbirliği yapılacağını ümit ediyorum. Enerji uzmanı Aktürk'e göre anlaşmayla Türkiye'nin Türkmen gazına erişimi ve İran gazının Avrupa'ya satışı mümkün hale gelebilir. Beklenti hidrojenli araçlardan yana. Toplam araç satışları içinde elektrikli araçların payı giderek artarken Enerji Günlüğü tarafından yapılan bir anketin sonuçlarına göre gelecekte hidrojenli araçlar daha çok öne çıkacak. Ankete katılanların %56'sı gelecek hidrojenli araçlarda seçeneğini işaretledi. Gelecek elektrikli araçlarda seçeneğini işaretleyen katılımcıların oranı %35'e ulaşırken soruya benzinli motorlu araçlar cevabı verenlerin oranı %9'a kaldı. Kasım'da ham petrol ithalatı arttı. Türkiye'nin toplam petrol ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre Kasım'da %4'ün üzerinde artarken ham petrol ithalatı %13 arttı. Motorin türleri ithalatı ise yaklaşık %15 azaldı. Değerli dinleyiciler, Sermaye Piyasası Kurulu 2024 yılında borsadaki şirketlerin gruplarını güncelledi. 2024'te 17 enerji şirketi birinci gruba dahil edildi. Oknal Balıkesir'de hidrojen üretecek. Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki organize sanayi bölgesinde elektroliz yöntemle hidrojen üretilecek. Oknal Sanayi Tesisi yılda 864 bin metreküp hidrojen ve 432 bin metreküp oksijen üretmeye hazırlanıyor. Jeotermal potansiyelinin %11'i kullanımda. Jeotermal Enerji Derneği Başkanı Ali Kında, Türkiye'nin keşfettiği jeotermal kaynak potansiyelinin sadece %11'ini kullandığını söyledi. Kında, jeotermal enerji ülkemizin dünyada açık ara lider ülkesi olabilecekken adeta varlık içinde yokluk çektiği bir kaynak diye konuştu. Karadeniz 15 milyon haneyi ısıtacak. Sakarya gaz sahasında günlük doğalgaz üretiminin günde 40 milyon metreküpe çıkartılması planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a göre sahadan çıkan gaz 15 milyon konutun ihtiyacını karşılayacak. Sayın dinleyiciler, Eti Maden'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine Yalçın Aydın getirildi. Aydın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapacak. Rusya hidrojen depolama için silindir geliştirdi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, hidrojen depolaması ve taşıması için ultra yüksek basınçlı metal kompozit silindir geliştirdi. 700 atmosfer çalışma basıncına sahip 50 litrelik prototip silindir döngüsel yüklere karşı dayanıklı. İstemir Hatay'da güneş elektriği kullanacak. İstemir Çorum'da kuracağı 130 MW kurulu gücünde güneş enerji santrallerinin yerini değiştirecek. Santralde üretilen elektrik şirketin Hatay tesisi elektrik tüketimiyle mahsuplaşılacak. Tesis için planlanan yatırım miktarı 4,5 milyar lira.
Türkiye Nahçıvan'dan elektrik alacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'dan Türkiye'ye elektrik iletimi konusunda çalışma yürütüldüğünü söyledi. Buna göre Türkiye ve Azerbaycan, doğalgaz ve petrol alanındaki çalışmaları elektrik alanına da taşıyacak. Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik ihracatı planlanıyor. Sırada petrol fiyatları var. Ürdün sınırında Amerika Birleşik Devletleri askerlerine düzenlenen dronlu saldırı ham petrol fiyatlarını yükseltti. Piyasalarda Brent petrolün varili 82 dolardan, ABD Batı Teksas WTI ise 76 dolar düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 30 Ocak 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 1805.57 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı ise saat 17-18 dilimi için 2649.01 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 6-7 dilimi için 899.99 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.